Değerli arkadaşlar, bugün özellikle cebese, Dünya Cebese Günü'nde tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bugünü, yarını değerlendirmek üzere ve birlikte neler yapabileceklerimizi de göz önüne alarak belediyelerimizden, bakanlıklarımızdan, arkadaşlarımızla bu konuları tüm yönleriyle değerlendireceğiz. Ben müsaade ederseniz cebese ile ilgili kısımda şöyle bir konunun önemine değinmek istiyorum. Birincisi veri toplama, verilerin doğru ve anlamlı bir şekilde toplanması lazım. Verilerin doğru ve anlamlı toplanması için teknoloji gereklidir. Teknoloji Türkiye'de ve teknolojinin yanında bu konuda uluslararası boyutta programlamaların ve bilgi işlemlerin geliştirilmesi gerekiyor. İkincisi de en önemli hususlardan ikincisi de bunların depolanması gerekiyor. Eskiden bilgisayarlarda, hala da bu söz konusu, bilgisayarlarda hafıza denen ve hafızayı açtığı zaman sıkıntılar yaşadığımız olaylar vardı. Artık bulut sistemleri dediğimiz, bulut sistemiyle tüm bilgileri hafızalarda, bilgisayarlarda fazla yük getirmeden depolayabiliyoruz ve onu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bu konuların kullanılabilirliğini, geliştirilmesi konusunu konuşalım diyoruz. Bu konuda birliktelik neler yapılabileceklerini de değerlendirelim. İlgili bilimlerin kendisiyle ilgili kısımları anlattıktan sonra bu konuları nasıl geliştirebilir? Üçüncüsü de bu verileri nasıl kullanabileceğiz? Yani bu ölçümler, bu teknolojiler tamam da bu verileri şehircilik adına, şehircileşme adına daha kaliteli, daha yaşanılabilir, daha çevreyle uyumlu, daha şehircilikle uyumlu, insanları zorlaştırmayan, insanların daha konforlu yaşamasını sağlayacak ve belediyelerin ve yerel yönetimlerin eli kolu olacak verileri rahatlıkla kullanmasıyla ilgili çalışmaları birlikte nasıl yürütebiliriz? Onlara nasıl hizmetler verebiliriz? Artık şehirleşme dediğimiz zaman biliyorsunuz birinci öncelikle sürdürülebilir şehirleşme önemli. Yani insanı merkeze koyan, insan odaklı şehirleşmeyi bizim gündemimize alıp bu gündeme alırken bu verileri birlikte nasıl konuşturabiliriz? Karar vericilerin karar verme süreçlerini nasıl iyileştirebiliriz? Bunları da tüm yönleriyle değerlendirelim diyoruz. Biliyorsunuz ben üçüncü kısım, veriler dediğim kısmı görsel veriler diyor. Artık görsel olarak o verileri sayısallara dökümenin yanında görsel olarak da o verileri kullanma, geliştirme imkanı var. Biraz önce CBS Genel Müdürümüze dedim ki yarın sunumlar var. Bu sunumları nasıl yapacaksınız, web sitenizde bunları nasıl yayınlayacaksınız deyince onun dediği hoşuma da gitti, ilginç bir şey söyledi. Hocam biz bunları hepsini videoya alacağız, video üzerinden bakanlığın web sitesinde bunları yayınlayacağız. İsteyen istediği ilgili uzman kişinin konuşmasını buradan dinleyebilir ve daha canlı bir şekilde bu sonuçları görebilir dedi. Ben sözü uzatmadan, bu da güzel bir olay, başarılar diliyorum. Sözü uzatmadan, Türkiye'de belediyeciliğin, yıllardan beri belediyeciliğin önemli üst düzey yöneticileri yapan, Çevre Şehircilik Bakanlığımızda da yeni bir müsteşar yardımcımız olan Hayrettin Bey'e sözü veriyorum. Belediyecilik açısından bu cebese bilgi sistemleriyle ilgili belediyelerin yaptıkları bakanlık olarak ve diğer kurumlar olarak bu verileri daha iyi konuşturma
tutma, iletişimi artırma, bir de bu verileri çöplük olmaktan kurtarma için herkes bir çalışma yapıyor. Bunu artık bir ortak hafızaya, ortak portala taşıma adına neler yapılabilir, iyi uygulamalar neler, bunlarla ilgili görüş ve önerilerini ve yapılan çalışmaları bizlerle paylaşırlarsa çok sevinirim. İlk sözü Hayrettin Bey'e veriyorum, buyurun.